Merhaba avcı dostlar. Bugünkü konumuz av köpeklerinde aport. Aport nasıl yapılır? Yavruluktan itibaren eğitim hangi süreçlerde, hangi aşamalarda nasıl verilmelidir? Yapılan hatalar nelerdir? Bu konulara tek tek değineceğiz. Av köpeklerinde en büyük karşılaşılan problemlerden biri aport konusu. Aport dilimize yabancı kökenli bir kelime. Genelde aport kullanıyoruz bir şeyi alıp getirirken, ama avcı dostlarımız al gel, getir, bunun gibi başka telaffuzlar da kullanılıyor. Ben genelde aport kelimesini kullanıyorum. Kelimede yuvarlak sesli harfler olduğu için köpeğin algısında daha kolay yer ediyor ve daha kolay algılıyor komut bazında köpek. Bunun için bu kelimeyi kullanıyorum. Bunu soran arkadaşlar olmuştu. Şimdi arkadaşlar, aport eğitimi baştan sona gelen bir süreç. Ve köpeğin olmazsa olmazı, benim kendi nazarımda bir av köpeğinde bir ferma, işte bir tüfekten korkmama ne kadar önemliyse, aport da en az bunlar kadar, hatta bunlardan daha önemli bir konu. Vurduğumuz bir avı köpeğin zor bir yerden alıp getirmesi demek, avın tamamlanması, avın ele geçmesi açısından çok önemli ve en önemli detaylardan biri. Şimdi aporta nasıl başlamalıyız? Yavru köpeklerde nasıl olmalı? Köpekler bu aşamada hangi sıklıkla eğitim verilmeli? Hangi materyaller kullanılmalı? Bunun gibi konuları şimdi işleyeceğiz. Yavruken almış olduğumuz köpeğimiz, mesela şu an videoda gördüğünüz köpek aşağı yukarı 80-85 günlük, 3 aya yaklaşıyor. Daha hiçbir eğitime başlamadım. Bu köpekle aport eğitimine başlayacağız. Şimdi aportta olay şu arkadaşlar. Şimdi yavru köpekler, hatta şöyle değineyim. Köpek sahipleri yavru köpeği edindikten sonra alıp geliyorlar. 3-5 gün köpekle vakit geçirdikten sonra direkt köpeğe bir top, işte bir bıldırcın önüne, gel Bolt, gel. Önüne canlı bıldırcın salarak köpeğin gidip onun alıp gelmesini istiyorlar. Alıp geldiği zaman da doğal olarak seviniyorlar. Ama burada önemli ve hassas bir konu var. Köpek sizin attığınız bir nesneye koşarak gittiğinde, koşarak gidip bunu alıp geldiğinde sizin oyun yaptığınızı zannediyor. Öyle ki yavru köpeklerde atacağımız bir nesneye hemen alır gider. Alır ya kaçar ya size getirir. Yani direkt size de getirebilir, alıp kaçabilir. Direkt, yani yapılan yanlışı söylüyorum. Direkt size getirdiğinde tamam, mutlaka seveceğiz köpeği, sevmeliyiz. Seviyoruz, aport bu değil. Bu sadece köpekle yapılan bir oyun. Attık, köpek bize getirdi, sevdik köpeği. Diğer bir aşama, attık, köpek kaçırdı. Kaçırdığı zaman köpeğin yetiştiricisi gidiyor. Köpeğin ağzından zorla almaya çalışıyor. Kaçan köpeğin üzerine koşmaya çalışıyor. Şimdi bunları da birazdan videolu olarak size teker teker göstereceğim nasıl olduğunu. Şimdi ben aportta hangi materyalleri kullanıyorum? Şöyle görmüş olduğunuz bir boya rulosuna sarmış olduğum tavşan postu ve bunu daha önce de göstermiştim. 32'lik pimaş borunun iki taraflarına kör tapa attım. Ortalarını deldim ve bunun içinde mama var. Köpeği öğün öncesi çalıştırdığımız için mama kokusuna tepkili oluyor. Bu materyali attığımız zaman köpek gidiyor, alıyor, ağızlıyor bunu. Şimdi arkadaşlar, aporttaki en büyük problemlerden biri işte köpeğin kuşu sıkması, ezmesi, alması, kaçırması, hiç getirmemesi. Bunların başında yatan sebepler yavruluktan itibaren köpeğin sizin atıp köpeğin de getirdiği materyali sizin aport olarak algılamanız. Bu aport değil arkadaşlar. Köpek aportu komut olarak bilmesi lazım. Komut olaraktan kastım emir olarak. Yani aportu her koşulda köpek, siz aport dediğiniz an köpek kayıtsız, şartsız, sizin gösterdiğiniz nesnenin, materyalin ne olduğunun önemi yok. Onu alıp gelmesi lazım. Bizim genelde avlarda avcılarımızın kullandığı köpeklerde köpeklerin avı alıp getirdiği, yapmış olduğu aport tamamen küçüklükten itibaren alıştırıla gelmiş oyunla karışık köpeğin oyun yapması sahibine. Yani o bir emir olarak, bir görev olarak bilinerek yapılan bir aport değil. Tamamen sahibiyle arasındaki kuvvetli bağdan dolayı düşen bir avı alıp getirir. Ama bunda sıkıntılar nerede yaşanır? Yarın bir gün duyuyoruz. Köpeğim 3 yaşında. Bu zamana kadar aport yapan köpeğim
alıyor avı kaçırıyor, alıyor avı sıkıyor, işte avı gömüyor toprağa. Bana hiç getirmiyor, getirirken yarıda bırakıyor. Bunun gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Şimdi yavruda yapılan hatalardan az önce değindiğim konuda, işte attığınız bir şeyle yavrunun üzerine koşarsak ne olur, ağzından çekelersek ne olur, bunları göstermeye çalışacağım size. Şimdi yavrumuz neredeyse 3 ayına yaklaştı. 80-85 günlük Deus Kurzat Botken. Şimdi gördüğünüz gibi tavşan postuna çok ilgili bir köpek bu. Şimdi normalinde köpeğe ilk başta aport eğitiminde her koşulda bu postu ağızlatmayı öğretmeniz lazım. Yani aport dediğinizde köpek bunu bu şekilde tutacak ve siz bırak demeden ağzından bırakmayacak. Ben tabii şu an bununla daha eğitime başlamadığım için sadece oyun oynuyoruz. Yani şu an köpeğe atacağım ben, belki de alacak, direkt bana getirecek. Ama bu yapmış olduğu aport değil arkadaşlar, kesinlikle. Köpek geldiği zaman da ağzından çekmeye çalışacağım. Köpek bırakmayacak. Bu şekil çekişmeler de yapmayın aport malzemesiyle. Köpeğin hırslanarak avı daha da sıkmasına sebep olursunuz. Avı sıkma olayında bir diğer değineceğim konu. Kimi yerlerde okuyorum, görüyorum. Arkadaşlar diyor işte ölmüş bir kuşa çivi sapla, dikenli tel sar. Yani minimum inşaat malzemeleri öneriyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani bunu öneren arkadaşlar şunu da düşünmesi lazım. Bu köpek sıkıyor diye ağzına, damaklarının içini acıtacak bir madde söylüyorlar. Tel fırça, işte ona çivi sapla, iğne batır. Köpek sert bir köpekse, sert bir şekilde birden ağızladığında o damağa iğne veya çivi girdiğinde hiç düşünmüyoruz mu? Ya bu köpek bir daha hiç ağızlamazsa diye. Yani bu da olabilir. O bir çözüm değil kesinlikle arkadaşlar. İşte toprak yutturmak, tuzlu su yutturmak köpeğe, bunlar çözüm değil. Yani aportta belirli bir yaştan sonra büyük sıkıntılar yaşanan köpeğin aportunda çözüm zorunlu aport. Bunu ayrıca başka bir videoda anlatacağım zaten. Şimdilik aportun ilk aşamasında yavru köpeklerde nasıl başlamalıyız? Ve aportta köpek ağızladığında alıp kaçarsa neler yapmalıyız? Getirdiğinde ağzından alırken çekmeden nasıl almalıyız? Bunları göstereceğim. Bolt! Bolt! Gel! Şimdi köpeğimiz yanımıza geldi. Şimdi aport malzemesini atıyorum. Tepkisine bakacağız. Haydi. Köpeğimiz şu an gitti aport malzemesine. Bize de gelebilir, kaça da bilir. Hani buna, evet, gördüğünüz gibi köpeğimiz o tarafa kaçtı. Arkadaşlar şu an benden uzak bir yere gitti köpek. Aldı kaçırdı postu arka tarafında. Kameranın daha arka tarafında. Şu an köpeğe bir, köpeğin üzerine gidersem ben, köpek daha da alıp uzağa gidecek. Bunun için ne yapacağım? Köpeğe arkamı dönüp ters istikamete yürüyeceğim ve köpeğe sesleneceğim. Köpek bana doğru gelecek. Dikkatle izleyin. Hop. Gelmek istemiyor, oynamak istiyor aport malzemesiyle. Şimdi ben köpeğin üzerine koşsam, alsam bu malzemeyi ağzından, yarın bir gün bana getirirken sürekli kaçırma yaşayacağız. O yüzden şu an hiç müdahale etmiyorum. Tekrardan deneyeceğim arkamı dönüp gitmeyi, köpeğin bana getirmesini sağlayacağım. Köpeğe şevkle kendime çağıracağım. Hop gel, 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 hop, gel oğlum. Gel. Hop. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz sabırla hiçbir şekilde köpeğin peşine koşmadım. Arkamı dönerek köpekten uzaklaştım. Bu bir yavru köpek. Beni kaybetmek istemez. Ben uzaklaştığım zaman peşime geldi. Orada köpek yanıma yaklaştığı zaman ağzından materyali aldım. Şimdi siz bu köpeğin üzerine koşarsanız ben koştukça daha da mesafeyi açacak. Hiç yanıma yaklaşmayacak. Geldiği zaman ağzından aldım ve dürünü verdim. Şu an sadece oyun aşamasındayız. Birinci dikkat etmeniz gereken konu buydu. Diğer bir konu, köpek bunu ağızladığı zaman ağzından çekelememe olayınız. Bunu da göstereyim. Şöyle atayım. Köpeğe dönüşte beni geçmeden yakalayayım kaçarsa. Ağzından köpek bırakmak isterse bıraktırmayacağım. Hop. Hadi. Normalinde köpek hırslanır, bak çekmek istiyor ağzından, bırakmak istemiyor. Şimdi siz bunu ağzından bu köpeğin çekerseniz bu materyali stabil durup ağzından alacaksınız. Şimdi burada değinmesi gereken konu şu: köpeğe attınız, köpek gelirken ağzında bunu tuttu, yanınıza geldi, ağzından çekiyorsunuz, köpek bırakmıyor. Kesinlikle çekmeyin. Çektiğiniz zaman köpek de kafayı sallayarak çekecek. Bu zamanla avı size verirken kıskanmasına sebep olacak. Bunu yapmanın çözümü, köpek çekiyorsa siz materyali stabil tutun. Hiç kımıldamayın. Hiç bozmayın. Yani bir etki tepki yapmayın köpeğe. Sadece tutun. Köpek bir süre sonra bırakacak. Bunu da bırak komutunda zaten anlatacağım. Bıraktığı zaman ağzından alıp sevip ödülünü verebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Aportla alakalı anlatacağımız konular bunlar. Köpeklerinize en baştan itibaren bu materyali ağızlamayı öğretin ve materyali attığınızda köpeklerin mutlaka size gelmesini sağlayın. Bunu dar bir alanda da yapabilirsiniz. Umarım başarılı olursunuz. Aport eğitimi olmazsa olmaz bir eğitimlerden. Mutlaka her köpeğe öğretilmesi gereken bir eğitim. Yavrudan itibaren başlayıp oyun karışık bir şekilde aport eğitimini verebilirsiniz. Bir de şu konuya da değinmeden edemeyeceğim. Aport yaptırırken mümkün mertebe köpek biraz aportu öğrendikten sonra materyali atarak aport yaptırmayın. Köpeğe temeli tahti tamamladıktan sonra köpeğe oturtturun. Oturtturduktan sonra aport malzemesini alıp ileriye bırakın elinizde. Sonra köpeğe komut verip gidip alıp getirmesini sağlayın. Böyle çok daha başarılı bir aport yaptırmış olursunuz ve aport köpeğin kafasına iyice yerleşir. Umarım başarılı olursunuz. Tüm avcı dostlara kolay gelsin.